İyi akşamlar katılan herkese. Hoş geldiniz diyeyim ben. Kullandığım bir takım araçlar var, ücretsiz. Yani herkesin rahatlıkla erişebileceği. Bunları paylaşmak istiyorum. Bir de işte 2 aydır falan Twitter'da özellikle görüyorum işte anket sonuçları vesaire falan paylaşılıyor. Çok değerli veriler maalesef güzel bir şekilde paylaşılmıyor bazıları. Bir takım grafiksel hatalar vesaire falan yapılıyor. Verilerin okunması zorlaşıyor gibi. Böyle şeyler gözüme çarpıyordu. En azından onlarla ilgili birkaç tüyoya değinirsek katılan herkesin işine yarar diye tahmin ediyorum. Şöyle yapalım. Ekran paylaşımını açacağım. Kendi kameramı da artık kapatabilirim. Şöyle bir bakalım. Grafik tipleri neler diye. Seçimlerde en çok kullanılan grafik tipleri bunlar diye koydum ben. İşte bar chart dediğimiz bu çubuk grafikleri, pie chart dediğimiz bu pasta grafikleri. Bunları gibi karikatür koymuştum. Şu an görünmüyor ama bunu sakın galiba. İşte seçimleri sadece pasta grafikleri için bekleyen bir kitle var. Çok böyle sempatik buldukları için. İşte parlament chart denen şu sağ altta gördüğünüz işte meclisteki oturum planı gösteren işte kaç partiye kaç milletvekili düşüyor. Bunun dışında complete map diye buraya ekledim. Türkçesi hani complete harita diye yaygın. Ondan bir tane örnek yapınca üzerine bakarız. Bir de işte word cloud var. Bunu derslerin sonunda bazen yapıyoruz ya işte aklınıza en çok neler kaldı diye. Bunları da işte bazen seçim özellikle bu Amerika'da şey kültürü çok yaygın ya. Canlı yayına iki tarafında adayı katılıyor. İşte bir takım vaatlerde bulunuyor ya da karşılıklı sorular soruyorlar birbirlerine vesaire. Konuşmalarının analizleri yapılıyor. İşte en çok hangi kelimeler kullanılıyor? İşte hangisi daha çok projeden bahsetmiş, hangisi daha çok atıyorum yoksulluktan bahsetmiş falan gibi. Bunlar görselleştiriliyor. Ben bir de İngilizcelerini yazdım çünkü internette hani bununla ilgili arama yaptığınızda daha fazla kaynağa ulaşabilirsiniz. Bir istatistik vardı. İnternetteki tüm içeriğin İşte %60 falan İngilizceymiş. Dolayısıyla çok ciddi bir baskınlık var orada. Ben özellikle hani birçok kavramı burada İngilizce kullanmaya çalışıyorum ki ararken doğru araçlara daha rahat ulaşabilirsiniz diye. Çünkü çevirilerde bir takım mesela bar chart için işte bar grafiği diyen de olmuş Türkçe çevirisine. İşte çubuk grafik de diyen olmuş, kutu grafik de diyen olmuş vesaire ama bar chart bar chart yani İngilizce en azından tek bir terim var. Şöyle kısaca hemen şeyden bahsetmek istiyorum. İşte bu grafikler nereden çıkmış, nasıl bir ihtiyaçtan yola çıkmış diye bunlar ciddi ufuk açıyor aslında. Daha 14. yüzyılda çubuk grafiklerini bir tane işte felsefeci buluyor. İsimle ilgili şeylerin hafızam biraz zayıftır unutabilirim ama şurada gördüğünüz daha 14. yüzyıla ait. Bir de orta çağ karanlığında düşünün. Birisinin aklına şey geliyor. Hız zaman grafiği böyle hızlı nesneler nasıl hareket ediyor? Bunu bir grafiğe bir resme döküm deyince böyle bir çizim yapıyor. Bence çağın çok ötesinde bir durum. 200-300 yıl geçtikten sonra başka birisi diyor ki galiba soy ağacından yola çıkarak işte insanların yaşlarını vesaire falan girerek şöyle basit bir diyagram çiziyor. Bundan bir 20 sene sonra falan da ilk yani tarihteki ilk bar chart çiziliyor şu. Burada da yanlış hatırlamıyorsam İskoçya'daki ithalat ve ihracat rakamlarını bu şekilde işte karşılaştırmalı olarak grafiğe döküyor birisi. Bu gerçekten çığır açıyor. Şu anlamda çeviriyor. Normalde bu verileri okumak sadece matematik bilen ya da ne bileyim hani sadece bu işle ilgilenenlerin anlayabileceği bir formattayken bu grafikler birçok şeyin işte okunmasını vesaire kolaylaştırıyor. Dolayısıyla olay gelişmeye devam ediyor. Bununla ilgili linki koydum. Bakarsınız hani sunumu elde ettikten sonra. Bar grafiklerinde yapılan hatalar diye bir sonraki slaydımız bu. Sıklıkla kullanılan, sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi çok fazla renk kullanmak. Şu slaytta aslında onu daha net anlatıyorum. Siz bir şeye ne kadar çok renk koyarsanız bir grafiğe o kadar algılanması aslında zorlaşıyor. Şurada bir sol tarafta bir diyagram var. Burada hani renklerin işte akılda kalıcılığıyla ilgili bir test yapılmış. Ve işte en çok akılda kalan renkler işte sol taraftaki renkler. Daha sonra işte ara renklere kadar gidiyor. Dolayısıyla sizin işte koyduğunuz 3. 4. 5. 10. renkler artık insanlar grafiğe ilk baktığında işte ya da işte tekrar hatırlamak istediğinde mutlaka hatırlamayacağı renkler oluyor. Dolayısıyla olabildiğince az renkle derdinizi anlatırsanız daha iyi olacaktır. Bu şeylerden bir tanesiydi. İkinci en fazla yapılan hata bugün galiba Ozan Can Hoca da bir benzer bir grafik paylaşmış. Şu grafikteki hata nedir? İşareti var. Soldaki sıfırdan başlıyor ama sağdaki 90, 92, 94 diye gidiyor. Evet, 90, 92, 94 diye gidiyor. Bu aslında resmin büyüğünü büyük resmi görmemizi engelleyen şeylerden bir tanesi. Mutlaka şey yapılmalı. Yani sıfırdan başlamalı bu bar grafikleri. İlla böyle arada çok küçük bir fark varsa ve o fark gösterilecekse daha inceltebilirsiniz, yatay yapabilirsiniz. Rakam koyabilirsiniz, illa bar chart yapmak durumunda değilsiniz. Ama şu çok yanıltıcı. Yani ilk bakışta yani şu grafiğe ilk baktığınızda sanki sağdaki soldakinin işte 3 katı falan gibi görünüyor ama değil. Aralarındaki fark aslında sadece %2'lik bir fark. Ama yanlış bir gösterimle algıları yönetebiliyorsunuz. Başka yapılan bir hata sıralamayla alakalı. Eğer böyle atıyorum aylara göre oy sayısı, aylara göre işte ihracat vesaire falan gibi bir şey yoksa verilerin mantıklı bir şekilde
Yani hızlı bir şekilde algılanması için bunu azdan çoğa ya da çoktan aza doğru sıralamak en mantıklısı. Yani şurada çok fazla uyaran var okuyucuyu. Bir kere işte buradaki eyaletlerin kısaltmalarını okumanız gerekiyor. Hangi eyalet kaçmış vesaire bakmanız gerekiyor. Ama şurada baktığınızda hani sağ taraftakine baktığınızda burada bu arada hiçbir sıralama yok. Yani sadece böyle alfabetik sıralanmış gibi görünüyor. Bu sağ taraftaki daha hani okuyucu açısından, izleyici açısından daha akılda kalıcı bir grafik olacaktır. Zaten insanlar bütün grafikleri hemen özellikle televizyon için söylüyorum. Hemen algılayamaz, bütün detayları algılayamaz. Yani 10-15 saniye kalıyor ekranda. Hadi bilemediniz 20 saniye kalıyor. 20 saniyede şunların hepsini bir insan okuyup sindirmesinin ihtimali yok. Dolayısıyla hani çok fazla veriye boğmak da o anlamda biraz sorunlu. Ama web için ya da işte gazete için bir şey üretiyorsanız izleyicilerin daha çok vakti var bu grafiği incelemek için. Dolayısıyla ona da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu aşamada onu da ekleyebilirim. Yani şu televizyon için çok uygun bir grafik değil. Televizyon için yapacak olsaydık bu grafiği muhtemelen şöyle yapardım ben. En fazla olanı ve işte aralardan bir tanesini belki öne çıkarmak istediğimiz bir tanesi varsa ya atıyorum işte şurada bunlar eyaletler diye tahmin ediyorum. Bir eyaletin öne çıkaracaksak onunla karşılaştırma en fazlayla ya da en azla karşılaştırıp özet bilgiyi verip geçebiliriz televizyon için söylüyorum. Ama işte basılı bir yerde gazetede ya da web sayfasında bütün detayları girmekte sorun yok. Ama işte sıralama yaparken çok yanıltmamak gerekiyor. Başka yapılan hatalardan bir tanesi de çok, çok estetikmiş gibi görünmesine rağmen işte grafiği okumayı zorlaştıran bir takım şeyler. Mesela bunun gibi adam ikonları konulmuş. Çok yaratıcı gibi görünse de yani şurada bakarsanız başka bir örneği daha var bu sağ alt tarafta. Ülkelerin nüfusları gösteriliyor ama hem matematiksel olarak yanlış hem grafiksel olarak yanlış. Size doğru karşılaştırma fırsatı sunmuyor. Bir başka yapılan hata da işte yine güzel görünsün falan diye üç boyutlu yapmak. Bunlar artık Windows 95 ile falan bitmesi gerekiyordu. Hala kullanıyor insanlar ama bence okumayı da çok zorlaştırıyor. Estetik olarak bir şey kattığını da kişisel olarak düşünmüyorum. Şunda da mesela yine fazladan detaylar hiç gerek yok. Hani çok küçük belki tasarımsal bir şeyler eklenebilir ama fazlası gereksiz. Şurada da yine aynı şekilde sol alt tarafta yıllık uygulama downloadları görselleştirmeye çalışılmış. Fikir güzel fikir ama oran olarak yansıtmıyor. Sanki sağdaki soldakinin yani boyut olarak bakarsanız 2,5 katı falan gibi görünüyor ama o kadar değil 1,5 katı falan. Bunları geçebiliriz. Bunu da ekledim ben. Şeyleri araçlara geçmeden hem bir girizgah olsun de istemiştim. Bu da tarihteki ilk pasta grafiği. Bir espri var ya bütün masalarda Türkiye var diye. Bu masada da biz varız. Tarihteki ilk pasta grafiği Osmanlı topraklarının ne kadarının Avrupa'da, ne kadar Afrika'da, ne kadar Asya'da diye göstermek için çizilmiş. Galiba şu grafikte pasta grafiğinin biraz daha geliştirilmiş hali. Florence Nightingale hani hemşire olarak bildiğimiz aslında bir de çok iyi bir bilim insanı. Bunu Kırım Savaşı'nda o dönemde bir hastanede çalışıyor ve işte hijyenin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor insanlara. Çok kişi bu hikayeyi bilenler vardır aranızda belki. Çok kişi dinlemiyor sonra istatistik tutmaya başlıyor ve işte ölümlerin ve hijyene bağlı olarak aylar ilerledikçe düştüğünü görüyor. Ve bunu da görselleştiriyor. Bu da çığır açan grafiklerden bir tanesi. Bu da yine ülkemizden çıkmış. Bu da koroplet dediğimiz harita. Bir şeyin işte seçim özelinde konuşursak bir partinin oy yoğunluğunu ya da işte bir
partinin belli bir yerdeki milletvekili sayılarını vesaire göstermek istediğimizde çeşitli tonlarda haritayı bölgelere ayırabiliriz. Bu şehir bazlı olabilir, bölge bazlı olabilir, ilçe bazlı olabilir. İşte belediye seçimi yapıyor olsaydık ilçe bazlı yapabilirdik bunu. Bu tarz haritalarda koroplet harita deniyor. Şimdi bunların hepsiyle ilgili bir takım araçlardan bahsedeceğim. Sunum size gelince bunları daha önce ben bir tweet serisinde toparlamıştım. Oradan da bakabilirsiniz dilerseniz. Bunlar en çok kullanılan araçlar. Excel birçok veriyi görselleştirmek için çeşitli işte basit de olsa bir takım seçenekler sunuyor. Ama size yüklü değilse bile bunun bir online versiyonu var. O da Google Tablolar, Google Sheets. Canva güzel bir araç. Aranızda kullanan var mı bilmiyorum. Bugün işte bir iki tane örneğini yapacağım onda. Yani hem veri görselleştirebiliyorsunuz hem resimleri biraz düzenleyebiliyorsunuz. Benim sıklıkla kullandığım hem mobili de var bu arada. Mobilde de kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Google tabloların da mobil versiyonu da var. Epeyce pratik bir şekilde grafik hazırlamaya olanak sağlıyor. Flourish seçim özelinde çok güzel template'leri olan başka bir araç. Bunların hepsi ücretsiz. Zaten her birinden birer tane örnek yapmaya çalışacağım. Canva'nın bir alternatifi burada Vizme diye başka bir uygulama var. Bir de benim daha önceki derslerde anlattığım DataWrapper diye hem harita hem de işte bir takım grafikler oluşturabileceğiniz bir web sayfası var. Bunlardan teker teker bakabiliriz şimdi. Örnek bir bar chart'la başlayabiliriz. Hemen şuraya bir tane. Evet, daha önce çıkardığım bir takım veriler varmış ama biz boş bir sayfa açalım. En kolay işte bar grafiğinden başlayalım. İşte diyelim ki A partisi. Türkçe kullanıyorum. Şunu İngilizce çevireyim. Şimdi buralara da şeyleri koyalım. Oranları koyalım. Mesela işte ilk parti 30 alsın, ikincisi 20 alsın, üçüncüsü 10 alsın. Çok az kaldılar ya. Lütfen başlayalım. 25 olsun. 70, 95 eş kaldı ona da. Excel'le ya yani daha önce kullanıyorsunuzdur zaten Excel'i mutlaka başlangıç seviyesinde de olsa çok kolay bir şekilde hani şu verileri seçip ekle deyip şuradan bir grafik eklemek mümkün. Hiç verilere dokunmadım bile. Varsayılan olarak pasta grafiği getiriyor ama ben pasta grafiklerini çok kullanışlı bulmuyorum izleyici açısından. Ya yani hemen algılanamayabiliyor. Böyle bir durumda işte şu sağ taraftan dilerseniz bunu normal bar chart'a getirebilirsiniz. Buradaki ismi sütun grafiğiymiş ama yatay ya da düşey şekilde ayarlamak mümkün. Sağ tarafta da işte diğer ayarlarımız var. Mesela işte renklerine müdahale edebiliyorsunuz. Background rengi, işte yazıların rengi. Şurada 3D yapabiliyorsunuz ama yapmayın tabii ki. Onun dışında işte yazı stillerini vesaire büyütmeniz aynı şekilde buradan mümkün. Biraz daha büyük bir yazı stili alalım. Onun dışında neler yapabiliriz burada?
Dilerseniz bu arada farklı seçenekler de var. Bar grafikleriyle alakalı. Ama elimizdeki veri tipine en uygun şey bu. Bu sağ taraftaki menüleri karıştırırsanız şunlar falan vardır. Ben Google dokümanları uzun zamandır hani bu iş için bu iş özelinde çok kullanmıyorum. Hemen yerini hatırlayamayabilirim ama şurada bir kısımda şeyleri gösterebiliyordunuz. İşte yüzdeleri şu üstte yazsın vesaire gibi gösterebiliyordunuz. Şöyle yapalım. Şunlar, evet. Şurada elimizdeki verilerin grafiğin üstünde de olmasını sağlayabiliyoruz. Bunu biraz büyütelim. Merkezde olabilir. Öyle. Şunu biraz daha büyütelim. Böyle görmek mümkün. Bu arada bunu da isterseniz şey yapabiliyorsunuz ya. Şunları yüzdeye çevirebiliyorsunuz. Şunları seçip yüzde koyuyorum. Tabii yüzde koyduktan sonra otomatik olarak 2-0 ekledi ama çok dert değil. Bunları düzenlersek tekrar 40, 30, 25 vesaire diye. Şöyle 5 yazalım da. Böyle daha okunaklı bir hale getirmek mümkün. Ben Google tabloları şunun için de çok kullanıyorum. Bunu dilerseniz resim olarak kaydedebiliyorsunuz. Burada da 3 tane seçenek sunuyor. O anlamda çok iyi. PNG zaten bildiğiniz bir resim formatı. Ama şu en alttaki vektörel grafik dediğiniz SVG uzantılı dosyayı diğer bir takım yazılımlarla kullanmak mümkün. Mesela Illustrator, Photoshop ya da atıyorum daha ileri gidiyorum. After Effects'te hareketlendirmek için kullanmanız mümkün. Dolayısıyla bir grafiği ben bazen sıfırdan çizmiyorum. Burada hazırlayıp en azından işte rakamların vesaire falan göstermeme gerek yok. Daha sonra SVG olarak kaydedip onun üzerinden işte Illustrator'da ya da işte hangi programda işlemek istiyorsam orada devam edebiliyorum. Sunuma geri dönelim. Bunun bir alternatifi eğer hani orada yapmak istemiyorsanız bunun aynısını bu arada gösterdiğim aynısı Excel için de geçerli. Excel'de de benzer şekilde yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken görselleştirmek istediğiniz verilerin olduğu kısmı almak ve işte ekle deyip grafik eklemek. Birden fazla grafikte aynı anda ekleyebildik. Devam ediyorum ben. Biraz daha işte tasarım olarak bundan iyi olsun falan derseniz bunun alternatifi Canva olabilir. Canva şöyle bir web sayfası. Normal işte e-mail hesabınıza falan giriş yapabiliyorsunuz. Bir yere kadar ücretsiz. Ben de ücretsiz versiyonu kullanıyorum. İsterseniz işte Pro'sunda daha fazla seçenek sunuyor vesaire. Mesela işte ne hazırlamak istiyorduk? Bar grafiği hazırlamak istiyorum. Buraya bar chart yazıyorum. Bana bir takım template'ler getiriyor. Yani hazır şablonlar getiriyor. Bunlardan bir tanesini seçip üstünde işte oynamalar yapabilirim. Rengiyle ya da veriyle falan oynamak mümkün. Bir tanesini seçiyorum ben. Yanında şu işaret olanlar, şu sarı işaret olanlar pro oluyor. Onları kullanamıyoruz ücretsiz versiyonda. Mesela şunda öyleymiş. Pro yazıyor. Onlardan açmayayım da bir tane işte ücretsiz olanlardan açayım. Şu ücretsiz gibi. Düzenle diyorum. İşte istersek başlığı değiştirelim. Seçim 23 yazalım. Sonra bu verileri değiştirmek istiyorum. Tabloya tıkladığımda otomatik olarak bana işte Excel tablosu gibi bir şey açıyor. Dilersem bunları buradan değiştirebilirim. Deminki gibi ilk parti 40'tı, ikinci parti işte 30'du diyelim.
Üçüncü parti bu sefer 20 olsun. Dördüncü parti de 10 olsun. Beşinci partiye artık gerek yok. Bir de şey dikkat etmek lazım. Toplamların mutlaka 100 olmasını sağlayın. Hani bir tersten sağlama yapabilirsiniz. Bunları da işte şey diyelim, A partisi, B partisi. Hepsini değiştirmeme gerek yok. Buradan değiştirilebiliyor. Onu göstermek istedim sadece. Buradaki her şeye müdahale etmeniz mümkün. Yani bu size bir şablon olarak gelmiş ama siz elinizdeki veriye göre ya da istediğiniz bir amaca göre bunu şekillendirebilirsiniz. Şuradaki yazı gereksiz mesela, gönderiyorum. Şuradaki yazım mesela gereksiz olduğunu düşünebilirim. Ya da şunu gönderelim. Şuna da şey diyelim. İşte A araştırma şirketi. Zaten yapay zeka modülü falan da eklediler. Microsoft da galiba Designer'dı. Tam veya alternatif bir şey sundu. Şey Sadece de şunu çıkardı. yapıyorsun. Adobe da çıkardı bir tane. Adobe da çıkardı bir tane. Microsoft'un çıkardığında şöyle bir güzellik var ama diyorsunuz ki işte bana hem slogan bul hem de görsel bul diyorsunuz. Onu falan yapıyor. Bilmiyorum. Adobe tam onun gibi yapmıyor. Yani resim oluşturuyor ama şey yapıyor muydu emin değilim. Görsel o şekli oluşturuyor muydu? Yani ileride bize ihtiyaç kalmayabilir grafik dizaynerlar. Onu en azından söyleyebilirim. Bunlar son demleri ama Canva o anlamda Canva ve benzeri uygulamalar özellikle Canva'nın reklamını yapmak için söylemiyorum ama güzel bir geçiş sağladı. Çünkü işte endüstri standardı olan bazı yazılımlar yani öğrenmesi zor, arayüzü çok karışık vesaire falan. Canva da ilk hali bu arada bundan çok daha basitti. Yani özellik ekledikçe burası da tabii karmaşıklaşmaya başlıyor bir yerde. Ama gündelik ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz birçok şeyi buradan halledebilirsiniz. Ben en son bayram mesajı falan galiba buradan hazırlamıştım. Yani işte bayramınız kutlu olsun vesaire. Ersuz ailesi yazıp buradan gönderdim. Photoshop açmıyorum yani öyle işler için. Dolayısıyla kullanabilirsiniz. Hatta işte son zamanlarda şey falan eklediler. Animasyon ekleyebiliyorsunuz Canva'da. Yani şu barlar teker teker uzanmıyor ama en azından şunu yapabiliyorsunuz. Diyelim ki şu başlık animate diyorum. Bakalım neler var. Hazır zaten birkaç bir şey vardı. Harfler geliyor mesela. Bunlar da Windows 95 gibi duruyor ama gene de şöyle kalsın. Ve her elemente ayrı ayrı animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Yani başlığın animasyonunu ekledik işte. Vibe vermiş ona. Şuna ekliyorum. Animate diyorum. Buna da mesela başka bir tane. Soldan böyle süzülsün gelsin. Ya da şöyle çıksın direkt. Bakalım ne olacak. Play'da yaptığımızda göreceğiz. Çirkin bir animasyon olmuş ama biz yine şöyle daha basit bir animasyon verelim. Yani dilerseniz işte hani hazırladınız, bitti işte bütün şeyleriniz. Renklerine de bu arada müdahale edebiliyorsunuz buradan. Başka renkler seçelim. Tasarım istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz sözün özü. Bunu share dedikten sonra dilerseniz işte resim olarak kaydedebilirsiniz. İsterseniz de hani hareketlendirdik biz şimdi. Video olarak kaydetmeniz de mümkün. Yani MP4 formatında size çıktı veriyor. Sosyal medya için de uygun diyebileceğimiz bir çözünürlük. Yani bundan fazlası zaten can sağlığı. Deyip geçiyorum. Canva'yı karıştırın arkadaşlar. Baya hani işinize yarayacak şeyler var. Hatta hani hazır açmışken başka bir şey daha yapalım. Hadi bu grafikler dışında bir şey yapalım. Ana sayfaya geri dönelim. Örnek olarak şöyle bir şey yapalım diyordum. Mesela sosyal medya için bir şey yapacağız. Onu da hatta buradan yapalım. Ders örneğini direkt açmak istemiyorum. Onunla ilgili bir araç daha göstereceğim çünkü. Election yazalım.
Election Flyers neler varmış elimize bakalım. Mesela şöyle bir şablon olsun. Bunu da düzenleyelim. Election yazdıktan sonra gelen işte bir tanesini seçtim ben. Özellikle de hani karakterin kenarlarının dekupe edildiği bir örnek seçtim ki burada bir ekstra araç daha göstermiş olayım size. Adayı sildik, şimdi kendi adayımızı yerleştireceğiz buraya. Onun için de şunu kullanabiliriz. Mesela işte bir tane adaylardan birini Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını alalım. Biraz eski bir fotoğraf ama şunu alabiliriz ya. Biraz küçükmüş gerçi ama. Bu nasıl? Bilmem, başka bir şey için CHP'nin kurumsal sitesinde fotoğraf baktım. Anadolu Ajansı'ndan alalım. Maalesef bulamadım. Kemal Bey'in çok profesyonel çekilmiş ve yüksek çözünürlük bir fotoğrafını. Ajanslarda var ama CHP'nin sayfasında göremedim. Şimdi buraya kendi resmimizi nasıl ekleyeceğiz? Ona bakıyorum. Şurada upload kısmı var. Upload kısmından dilerseniz işte upload files diyorsunuz. Masa üstünde TGS galiba şuydu. Açalım. Kemal Bey'in resmini ekledik buraya. Sürükleyip atabiliyoruz. Ama şunu gördük ki background'la birlikte gelmiş. Şöyle online bir araç var. Elinizdeki resimlerin arka planını siliyor. Kemal Bey'in resmini tekrar almam gerekiyor çünkü kabul etmeyen bir formatta almış. Ne olarak kaydedecek acaba? Evet. Bu format son zamanlarda yaygınlaştı ve nefret ediyorum. İlla ki ikinci bir işlem gerekiyor bunu yapmak için. Neyse, şu resmi alalım biz. Elimizdeki resmi yüklüyorum şimdi. Elimizdeki resimde background'ı siliyor. Bunu da kaydediyorum. Sitenin tek yaptığı iş bu. Remove nokta bg yazdığınızda bulabilirsiniz. Hemen geri dönelim Canva'ya. Şunu düzenliyorduk. Upload files diyorum. Deminki dosyayı indirelim. Bulalım. Şu. Canva'da artık kullanabiliriz bunu. Sürükleyip buraya bırakıyorum. Deminki gibi. Bunu buraya eklemek mümkün. İşte yazılarını falan değiştirebilirsiniz. Buraya işte parti logosunu koyabilirsiniz. Şunu biraz kenara çekelim, şunu silelim. Ya da atıyorum bir demeci varsa o demeci buraya koyabilirsiniz. Buradan ismini değiştirebilirsiniz vesaire gibi. Bu tarz işler için gayet bana şey geliyor, pratik geliyor Canva. Onun için kullanabilirsiniz. Örnek bar grafiği Canva'da ve Google Sheets'te oluşturduk. Örnek hareketli bar chart. Canva'da aslında yaptık bir tane ama şey yapmıyordu Canva. Bar grafiklerini böyle teker teker büyümesini sağlamıyordu. Onun için şöyle bir alternatif var. WizMe diye bir araç. Şurada.
Bu da bunun ana sayfası. Şu an herhangi bir proje olmadığı için, daha doğrusu bu isimde bir proje üretmediğim için göstermiyor. Şuradan ana sayfasına gidelim de. Yok, ana sayfası böyle, pardon, doğru. Neyse, şöyle yapabiliyorsunuz. Şu sağ taraftan Create New'e tıkladığınızda size bir takım seçenekler sunuyor. Buradan da işte isterseniz işte infografik, doküman, grafikler vesaire. Bizim amacımız grafik üretmek. Şurada şimdi Canva'da olduğu gibi bana bir takım seçenekler getirecek. Bar grafikleri, piramit grafikler vesaire, haritalar. Bize şimdi hareketli bar grafiği lazım. O yüzden şuna tıklıyorum. Yine böyle bir takım ön ayarlı şablonlar getiriyor. Biz MIDI'deki şeylerden bir tanesini alalım. Bar grafiklerinden bir tanesi. Şunu alalım mesela. Use this template diyorum. Bu arada size soruyor şey diye, o kısmı atladım ama iki farklı formatta veriyor bunları. Dilerseniz işte 16:9 televizyon boyutu için ya da işte sosyal medya videosu için ya da kare boyut 1080'e 1080 galiba şey veriyor. Hazır öneri veriyor. Canva ondan farklı olarak size ta en başında soruyor zaten, sosyal medya için mi, İşte Facebook için mi, ne için hazırlıyorsanız en başta zaten o template'lerin içerisinden seçiyorsunuz. Deminkine çok benziyor, Canva'dakine çok benziyor. Dataları değiştirmeme gerek yok. Bunları parti oyları gibi düşünün şimdilik. İşte isterse buradaki yazıları vesaire değiştirmek falan da mümkün. Canva ile arasındaki fark şu. Şurada animasyon kısmındaydı galiba. Animate diyelim. Barları ayrı ayrı hareketlendirmeniz mümkün. Yani hepsini teker teker zaten getirmenize gerek yok ama bahsetmeye çalıştığım olay şu. Canva'da bunu yapamıyordu. Burada yapabiliyor. Hadi bir tanesini değiştirelim mesela, örnek olarak şeyi görelim. Nasıl değiştiğini görelim. Son durumda böyle olsun. Verisini değiştirelim. Şuradan çıkalım. İlk sıradaki işte 50 bin değil de daha abartalım, 150 bin olsun. Ekranın dışına çıktı. Bunu tabii buna göre ayarlamak gerekecek. Şu settings kısmında neler varmış? Tabii veriler arasında çok büyük farklar olduğu için şunları kaldırıyorum ya. Bunlara gerek yok. Üç tanesini gösterelim biz. Muhtemelen seçimde de böyle bir şey olacak. İttifakların oylarını gösterirsiniz büyük ihtimalle. Bir de işte ayrı ayrı büyük partiler belki gösterilir ya da işte Cumhurbaşkanı adayları gösterilir gibi. Bakalım. Daha da küçültmemiz gerekiyor. 150 bin, çünkü hala bunun arasında çok ciddi fark var. Çıkayım şuradan. Bunu düzeltmenin direkt bir şurada yöntem var ama hemen bulamayacağım galiba. Bakıyorum. Evet, şurada minimum değer diye bir şey var ya. Aslında bu bir hata. Sıfırdan başlatmak daha mantıklı ama üstüne eğer biz oy sayılarını yazarsak çok da problem olmaz diye düşünüyorum. O yüzden işte minimum değerimiz işte 30 binlerden falan başlasın. Şu datayı da biraz daha küçültelim, 100 bin olsun. Neden kripto hakkında şu an bir fikrim yok, neden böyle olduğu hakkında. Yani söylediğim şeyi yapamıyorum. 80 bin yapalım.
Neden hala göstermediğini çok merak ediyorum. Settings diyelim. Animasyon olacak. Buna gerek yok. Köşelere gerek yok. Değerlerle ilgili değerleri göstersin, göstermesin seçeneği var. İçinde göstersin değerleri burada. Bizmi neden kullanmadım belli oldu. Ha, şimdi daha iyi oldu ya. Şunları kaldırabiliriz. İstersek kendimiz de sonradan ekleyebiliriz. Bakalım hareketli nasıl olmuş. Onun dışında bir şey daha gösterecektim burada. Bu settings'in alt tarafında animasyon stili var. Animasyon stilini buradan değiştirmeniz mümkün. Yani işte şöyle bir animasyon stili var mesela. Daha çirkin. Varsayılanı bu. Zaten en iyisini varsayılan yapmışlar. Şu da lineer. Tekrar sunuma geri dönelim. Hareketli bar chart oluşturmanın bir yöntemi de bu. Vizmi'yi kullanmak. Meclis oturum grafiği. Bununla ilgili de şu aracı öneriyorum. Daha doğrusu bu siteyi birçok şey için öneriyorum da girince siz de kararınızı verirsiniz. Site şurası, Flourish. Veri görselleştirme ilgili bir sürü size olanak sağlıyor. Ana sayfası böyle. Buna da ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz mail adresinizle. Yeni bir görselleştirme diyorum. Yine deminki gibi bir takım seçenekler sundu. Burada da çeşitli haritalar, işte bar grafikleri, pie chart vesaire bunların hepsini hazırlamak mümkün. Ama burayı ben iki tane sebepten çok kullanıyor, çok seviyorum. Bir tanesi bu parlamento oturum grafiği. Hemen bir tane oluşturabiliriz bundan hızlıca. Çok kolay oluşuyor. Seçiyorum onu. Bunda hatta şey de var. Karşılaştırmalı. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. 2015'te böyleydi, 2017'de böyleydi, 2018'de böyleydi vesaire gibi. Varsayılan datası böyle geliyor. İsterseniz ama şöyle yapabiliyorsunuz. Bu web sayfasının arayüzü biraz diğerlerinden farklı. Şurada ön izleme penceresi var, şurada da data penceresi var. Data kısmından dilerseniz işte şu sütunu gönderelim biz. Burayı da gönderelim. Sadece tek bir yıla ait veriler kalsın istiyorum. Tepedeki ikonlar gitti artık. Ve işte seçtiğiniz partiye göre oylar geliyor. Data kısmına gelip buraya parti ismini değiştirebilirsiniz. İşte A partisi, B partisi. İşte A partisinin 200 tane sandalyesi olsun. B partisinin 300 tane olsun. Sırf şeyi görmek için merak ediyorum. 50 tane olsun. Toplamın galiba kendisi sınırlamıyor. Sizin kendinizin hesaplaması gerekiyor. İşte 600 sandalye olsun diye kaç olacak? 50 kalıyor buna da. Şu diğer partileri silebiliriz artık. Beş 600. Evet. Veriye geri dönelim. A partisi, B partisi bu şekilde gösteriyor. Pardon ya, şey burada toplam milletvekili sayısını aslında gösteriyormuş. Ben onu yapmayı unutmuşum. O yüzden böyle şekilsiz bir şey çıkmış. 650 imiş varsayılanı. Bunu 600 yaparsam düzelecek. Evet. A partisinin 200, B partisinin 300 vesaire gibi. Buradan hani şeyler de yapabilirsiniz. Bunu web sayfasına gömmek mümkün bu arada.
galiba export and publish kısmında HTML kodunu falan veriyordu ama bu versiyonu ücretli tabii. Onun yerine şunu yapmak da mümkün. Bunu Canva'nın içerisine alıp mesela Canva'yı HTML olarak göstermek de bir yöntem ya da atıyorum orada hareketlendirmek de bir yöntem. Bu iki servis birbirine bağlı olduğu için dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama hani şu aşamada en azından resim olarak kaydetmek mümkün. Download imaj derseniz bunu resim olarak kaydedebilirsiniz. Burada birçok şeye kendinize müdahale edebiliyorsunuz. Yani şuradaki etiketleri falan değiştirmeniz mümkün. Ya da işte boyutlarını değiştirmek mümkün. Şurada lejant kısmında tablo dediği rakamlar. Onu açıp kapatabilirsiniz. İşte renklerini değiştirmeniz mümkün. Velhasıl bu sağ taraf sadece görünümle ilgili ayarları yapabileceğiniz bir kısım. Bunun dışında Flourish'te başka güzel araçlar da var. Onlardan da gösterebilirim. Mesela bu son birkaç senede biraz popüler olan grafik tiplerinden bir tanesi bar chart race diye. Ben hem çubuk grafiği hem de zamana bağlı olarak değişiyor. Neredeydi, bir ona bakayım. Bu template'lerin arasında bir yerlerdeydi. Line chart race burada. Bar chart race arıyorum şu anda. Evet, burada. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bir tane örnek bir veriyle açsın bize. Sırf bununla böyle YouTube kanalı kuran bir girişim vardı. Türkçesi de var galiba. Emin değilim şimdi, ismini hatırlamıyorum ama sadece buraya işte bir takım veriler girip onlardan hareketli grafikler üretmiş. İşte şey falan vardı. 90'lı yıllarda en çok satan kasetler mesela, yıl yıl şeyler değişiyor, sıralama da değişiyor. Hem interaktif hem de hani izletiyor böyle kendini. Hareketli, hem hareketli, üç boyutlu diyorum aslında ben buna. Zaman boyutu da olan bir görselleştirme şekli. Bunun verisinin diğer veriden farkı şu. Normalde siz bar chart üretmek istediğinizde sadece şu sütun olur, tamam mı? Yani ülkeler ve ülkelerin nüfusları. Bu ne demek? İşte 1960 yılında karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama siz bütün yıllara ait verileri buraya girerseniz ve bunları sıralarsanız böyle size bir video oluşturuyor. Ve işte şeyi de görüyorsunuz. Zamanla bunların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Ben bununla ilgili şöyle bir örnek yapmıştım. Galiba şey Twitter'da buraya koymuş olabilirim, bakalım. Şöyle aşağılara doğru inelim. Sadece onu anlattığım bir tweet serisi vardı. Evet, şu. Ben de bunun benzerini şey için yapmıştım. En kalabalık 10 şehir için yapmıştım. İşte TÜİK'ten girdim. Nüfus verilerini buldum. Şu nüfus verilerini. Yıl yıl var. Sonra tabii bir takım temizlemeler yapmanız gerekiyor. Bunu olduğu gibi copy paste yaparsanız şeyde çalışmıyor. Flourish'te çalışmıyor. Dolayısıyla veriyi şu şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Sadece işte ülke ismi. Bu arada bayrak falan da koyabiliyorsunuz. Yani internetten bir yerden çekip ve yıl yıl işte popülasyonunu koyduğunuz zaman şöyle bir hareket oluşturabilirsiniz. Seçim zamanı da bu arada bunları gördüm. Şunu yaptılar. İşte A partisinin oyu, B partisinin, C partisinin her neyse yıllar içinde oy değişimini görebiliyorsunuz bu şekilde. Tabii son 20 senede çok dramatik bir değişiklik yok ama 50 yıllık süreçte ya da işte ne bileyim partiler değişken oldukça daha eğlenceli bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Geri dönelim sunuma. Flourish benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Hani seçim özelinde konuştuğumuz için ben sadece bu iki grafiği örnek olarak koydum. Ama onun dışında ana sayfasında gerçekten hani kullanabileceğiniz çok fazla seçenek var. Onlardan bir tanesi aslında Koroplet harita.
Sadece buradaki sıkıntı Koroplet harita zaten sıradaki örneğimizdi. Ona geçmeden şunu söyleyeceğim. Floris çok güzel yine bu konuda ama Türkiye yok. Yoktu en azından bir süre önceye kadar. Hala var mı bilmiyorum. Aramak istemiyorum. O yüzden vakit kaybetmeden onun örneğini yapalım beraber. Koroplet harita. Bunu galiba geçen yazki harita eğitiminde birlikte yapmıştık. DataRapper yine başka bir veri görselleştirme aracı. Yine ücretsiz, bir yere kadar ücretsiz kullanabileceğiniz. Sadece mail adresinize giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra işte Start Creating diyorsunuz. Ya da şuradan da yapılabiliyor galiba. Neyse, Create New diyorum. Burada da arkadaşlar bir sürü işte bar grafiği vesaire hazırlayabiliyorsunuz ama benim buradaki favorim harita kısmı. O yüzden bu araçta onun örneğini yapma ihtiyacı hissettim. Haritalara geliyorum. Yapmak istediğim harita tipi koroplet harita. Buna tıklıyorum. Diğer sitelerde olmayan ve burada olan şey şu. Çok geniş bir database'i var ülke bazlı. Buraya işte Turkey yazdığınızda her ne kadar ülkemizin ismi değişmiş olsa da burası henüz değiştirmemiş. Çeşitli idari birimlere göre harita bulmanız mümkün. Bakın mesela NAT1 dediği bunun açılımını biliyordum ya. Şu an aklıma gelmedi. Ama bizim bildiğimiz işte Ege bölgesi vesaire falan değil. Nüfus TÜİK'in kullandığı bir alt bölge birimi. Şehirlere göre 2018'deki ve 2021'deki şehir haritaları var, ilçe haritaları var vesaire. Bunları bulmanız mümkün. Bir de seçim bölgeleri var. Bu size lazım olacak. Bakın Bursa mesela ikiye ayrılmış, Ankara üçe ayrılmış. Pardon, Ankara'da ikiye ayrılmış. İstanbul üçe ayrılmış vesaire gibi. Velhasıl ilk önce haritamızı seçiyoruz. Biz neyi göstermeye çalışıyoruz? İşte her bölgede birinci partiyi mesela göstermek istiyoruz. Elimde hazır veri yok, o yüzden sadece deneme yapacağım. Proceed'e basıp bir sonraki aşamaya geçiyorum. Yapmanız gereken şu, işte şehirlere göre oy oranlarını girmek. Diyelim ki işte Adana 40 olsun. Adıyaman 25 olsun vesaire falan gibi. Bu arada bu verileri isterseniz otomatik yükleyebiliyorsunuz. Upload file deyip. Biz başka bir tane örnek de yapabiliriz ya aslında. Ben hızlı hızlı şuralara bir şeyler gireyim. En azından ne varmış görelim. Sonra bunların hepsini şöyle kopyalayıp yapıştırırsam herhalde. Evet. En azından bütün şehirlere hızlıca birer veri girmiş oluruz. Benim. Bütün şehirlerin karşısını doldurmuş olalım biz. Visualize kısmına geçiyorum artık. Bütün veriyi falan verdik. Şu haritayı büyütüp bakmak mümkün. Dilerseniz şuradan renk paletini değiştirebilirsiniz. Ben şu renk paletini alayım ya da atıyorum şu tonlarda alayım. Size hemen şöyle bir lejant da oluşturuyor. İşte 20 civarında alanlar daha açık renkte, işte koyu renkli olanlar daha yoğun gibi. Bu bir partinin işte oy yoğunluğunu göstermek isteyebilirsiniz. Böyle senaryolar için bu tipte haritayı kullanmanız mümkün. Dediğim gibi bir önceki araçta da aslında yapabiliyorduk bu koroplet haritaları ama İdari birim olarak Türkiye yoktu ya da seçim bölgesi olarak yoktu. DataRapper'da bunu bulabilirsiniz deyip burada dersi sonlandırmayı planlıyorum. Bir 10 dakika
Sorularınız varsa onlara bakabiliriz. Sunuma başka bir şey eklemiş miydim? Ona bakacağım. Ha, bir de şey, kelime bulutu oluşturma. Bununla ilgili bir araç vardı. O araç da şurası arkadaşlar. Word it out diye. Bunu hangi durumlarda kullanabiliriz? Dersin en başında söylediğim gibi Amerika'da işte karşılıklı tartışmalarda falan konuşma analizleri yapılıp işte adaylar neden bahsediyor vesaire gibi bir takım görselleştirmeler yapıyorlar. Siz de atıyorum bir işte bir mitingden konuşmaları alıp, metinleri alıp buraya yükleyip bir kelime bulutu oluşturabilirsiniz. Şunu çıkaralım buradan. Ben şöyle bir örnek yapmıştım. Bu seçim özel yayınlarından bir tanesinde mesela bununla da yapabiliriz. Bu gerçi tanıtım galiba. Tanıtım da olsa gerçi fark etmez ya. Şöyle bir tanesine bakalım. 4 saat 40 dakika epey uzunmuş. Şu alt tarafta bir kısım var. Diyorsunuz ki alt yazıları göster. Google oluşturuyor bunları. Bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Tabi arada bir sürü anlamsız şeyler var. Onları da alacak ama kendiniz temizleyebilirsiniz. Şuraya yapıştırıyorum ben bunu. Ve generate diyorum. Epeyce uzun bir metin. Ve bir kelime bulutu oluşturdu. Tabii çoğunlukla bağlaçlar, anlamsız ekler vesaire bir şeyler var. Bunları şuradan Word kısmından temizleyebiliyorsunuz. Mesela biri görmeye gerek yok. Bu'yu görmeye. Bunlar hep zamirler ama atıyorum Türkiye burada kalabilir. Önemli hani Türkiye vurgusu yapılmış falan gibi. Özellikle bazı kelimeleri seçip onları öne çıkarabilirsiniz. Ya da işte toplam kelime sayısını biraz daha artıralım. Mesela 100 kelime değil. Bilmiyorum artıracak mı bu arada bakmadım. 200 kelime olsun. Ve minimum 26 kere geçen kelimeleri koyuyormuş buraya. Evet, şimdi daha fazla kelimeyle oluşturdu. Tabii çirkin bir yazı stili seçti ama şu font kısmından onları düzeltmeniz mümkün. Normal bir yazı tipi seçelim. Şöyle. Ve dediğim gibi dilerseniz kelimeleri burada filtreleyebiliyorsunuz. Yani buradan şunları kaldırayım ben. Ben özellikle bırakıyorum. V'yi kaldırabiliriz. Çok bendim denmiş. Regenerate diyorum. Böyle kelime bulutu oluşturmak mümkün.